o kadar devam devam dediniz. Çok fazla devam etsin diye yorum geldi. Ben de sizi kıramadım. Ve şu an karşınızda Topraksız Oğlu Süleyman'ın ikinci videosu var. Efendim herkese merhaba. Ben Barzonus ve kanalıma hoş geldiniz. Girişte de söylediğim gibi bugün Kutalmış'ın oğulları kampının lideri Süleyman'la devam ediyoruz. Kendisi 52 yaşında. Kanser sebebiyle sağlığı kötü gösteriyor. Ancak burada görmüş olduğunuz bonuslarla beraber kendisini yine uzun bir süre yaşatmaya devam ediyoruz. Başta Alexios Komnenos var. Bu beni biraz şaşırttı çünkü tarihsel açıdan senkronize bir şekilde gidiyoruz. Kendisi gayet iyi para kazanıyor. Aylık 66'ına yakın. Bölgedeki güçlü yöneticilerden bir tanesi. Burada Macaristan'ı görüyorsunuz. Normal halde takılıyor ancak borca girmiş. Kutsal Roma İmparatorluğu nasıl oldu bilmiyorum. Fatih olmuş ve aynı zamanda afaroz edilmiş. Fransa fena halde değil. Gayet iyi, normal beklediğimiz gibi. İngiltere Godwin'lerde. Norveç yine England hanesinde. İsveç bildiğimiz gibi. Danimarka bildiğimiz gibi. Burada Polonya var Piyas tanesinden. Hırvatistan Krallığı'ndan da Bizans tarafından bir iki toprak koparıldı. Hatta biz bu savaşa özellikle buradaki Rama Kontlu için yardımcı olmuştuk imparatoru. Şu noktaya kadar bence gayet iyi geldik. Esasında şöyle baktığımızda ordu potansiyelimiz tam değil. Fakat kombinasyona baktığımızda özellikle Ova ve Bozkır arazileri için ölümcül bir ordu. Ki hatta elimize daha fazla para geçerse bunu arttırabiliriz de. Bir noktada Süleyman'ın kendisiyle ben Anadolu Selçuklu krallığını kurmak istedim. Fakat gördüğüm kadarıyla eğer topraksız bir maceracı olarak idari bir hükümet olan Bizans'a savaş açarsanız ve ondan toprak koparırsanız siz idari bir düklük haline geliyorsunuz. Ve şöyle de bir sıkıntı var. Bizans içerisinde bir krallık yok. Baktığımızda vasallara bakıyoruz. Hepsi ya düklük ya da kont seviyesinde. İçeride kral bir vasal yok. Bu da ne yazık ki Bizans'a mesela savaş açmak istesek şu an açamıyoruz ancak ben size şöyle göstereyim. Bakın burada Selçukluların yönettiği Pers İmparatorluğu var. Savaş açayım desem burada kontluk, düklük, krallık ve imparatorluk olarak savaş açabiliyorum. Kontluk olarak her zaman açabilirim. Düklük olarak açabiliyorum çünkü bir sürü düklük mevcut. Dejur'da değil hali hazırda ünvan hazır olan. İmparatorluk açısından savaş açabiliyorum çünkü imparatorluğun kendisi var. Ve maceracı krallık istilası açabiliyorum. Çünkü ülke içerisinde aktif olan 1 2 3 tane krallık var. Bu krallıklar imparatorun tuttuğu İran krallığı, burada Sultan Melikşah var, Horasan sultanı ve ve burada da Abbasi halifesi var. Kendisi Mezopotamya krallığını tutuyor. Bu krallıklar aktif olduğu için ben bu krallıklara savaş açabiliyorum. Fakat gelin görün ki Bizans'ta bunu yapmak mümkün değil. Topraksız maceracı olarak Bizans'a şu noktada kontluk, düklük veya imparatorluk seviyesinde savaş açabilirim. Ya yani imparatorluk seviyesine savaş açıp imparator olabilirim kendim. Fakat bu da belki vasalların %95'inin bir anda bağımsız olacağı anlamına da gelebilir. Çünkü baktığım kadarıyla imparatora karşı şu anki görüşleri son derece yani hoşlanan var, hoşlanmayan var. Dolayısıyla ben bu noktada Süleyman'la şansımı zorlamak yerine belki Canan Kutalmışoğlu'yla şansımızı deneriz ve bu videonun başlarında özellikle elimizden geldikçe bol bol para kazanmaya çalışırız. Mesela şurada genel bir duruma bakalım. Burada ciddi bir karmaşa var. Pers İmparatorluğu'nun içerisinde 4 tane savaş var. Bunlardan bir tanesi iç savaş. Bağımsızlık savaşı yani Mirdasiler ve burada Vaspurakan'ı tutan Şehzade Tekiş Alp Arslanoğlu var. Bu bir bağımsızlık savaşı. Öte yandan burada görmüş olduğunuz gibi Kıpçakların bir kontluk fethi savaşı var. Bir Bizans valisi olan yani Sivas valisinin Malatya beyliği için kutsal savaşı var. Ve yine aynı şekilde özellikle bu taraflarda Mavera Nehirde Badakhşan toprağı için bir kontluk fethi var. Ciddi bir karmaşa hakim bu topraklarda şu an. Ben kendisine dediğim gibi istesem imparatorluk için savaş açabilirim ancak dindarlığım yetse de prestijim yetmiyor. Ve bunun içinde yaşayan efsane seviyesine ulaşmam lazım ki ben şu an onun iki altındayım. Bu biraz zorlar. Dolayısıyla benim gelecekteki muhtemel stratejim şu. Bizans dışında başka bir toprağa konup yani orayı fethedip yeterince paramın ve askerimin olması durumunda ve özellikle Bizans'ın güçsüz olması durumunda dejur açıdan kutsal savaş ve krallık istilası yapmayı deneyeceğim. Bu şekilde Anatolia ve Pontus'u alırsak eğer topraklı biri olarak Rum Sultanlığı'nı kurabiliriz. Çünkü şu an baktığımızda hali hazırda biz Maturidiyiz, Oğuz'uz, Selçuklu hanesindeniz ancak topraksız olduğumuz için Rum Sultanlığı'nın kur kararı şu an burada yok. O yüzden biraz daha para toplayabiliriz. Şu an hatta kampımızda bizim büyük çadırın 3. seviyesine getiriyoruz. Ve elimizden geldiğince topraklı olmadan önce buradaki binaları son seviyelere çıkarıp alabileceğimiz bütün avantajları elde edeceğiz. Mesela şurada yolsuzlukla savaşma varmış. Bir bakalım. Belki gidebiliriz. Bunu almak yerine aslında şöyle bir şey de yapabiliriz. Yolu değiştirelim bakalım yapabiliyor muyuz? Aynen kıyıdan gidersek tehlike kalmıyor. Sanırım. Bir deneyelim şansımızı. Burada biraz tehlike var diyor ama burası kıyı bölgesi. Ve şu an burada bir Alexios'un kendisi bir kutsal savaş açmış ve Zaporizya'yı alacak. Oo, belki deneriz ya. Ha? nasıl olur? Şimdi nereye gidiyoruz? Binamızı kurmuşuz. Çok güzel. Buraya bir ayrı bina yapabilir miyiz? Bir bakalım. Şu lock wagon'ı alabiliriz. Belki. Bunu alırsak eğer ganimet memurunu açıyoruz. Bu ganimetler memuru savaşlarda para kazanmamızı ve elimize ender veya nadir seviyede eşyalar almamıza bile izin verebilir. Paramızı kazandık, çok güzel. Alexios'un parası var, değil mi? Ben kendisine yardımcı olayım ya. Evet Alexios'a yardımcı olacağım ben. Çok güzel. Alexios zaten beni çok seviyor, burada görmüş olduğunuz gibi. Ha, sana da katılabilirim belki. Ve yatalak olduk. O ölüyoruz. <laughs> Şu an iki kontrata katıldık. Giderek bakalım. Süleyman oyunun başında öldü. No! 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 Canan'la devam ediyoruz. 22 yaşında bir diplomat. Hatta bizim mümkünse şöyle kardeşimiz de eğitelim. Kendisi çünkü bizim oyuncu varisimiz. Diplomasi üzerinden gitmişiz burada. Diplomasiye şöyle bir bakalım. Burada tek odak noktası var. Bu çok güzel. Seyahat hızı %30 daha fazla. Diplomatik planlarda 15 gün daha erken bitirebiliyoruz. Bu sefer bir diplomasiden gidelim bakalım. Şansımızı deneyelim. Çünkü biz diplomasi üzerinden eğitim almıştık. Ve aynı zamanda askeriyede de iki tane alabileceğimiz yetenek puanı var. Şu ilk sıradakileri alsak gayet iyidir. Bu doğal korkunçluğu arttırır ve bu da bizim dövüş gücümüzü arttırır. Gayet iyidir. Umarım öldük diye kontrat geçersiz sayılmıyordur. Ben zaten bu savaşa katılıyormuşum. Dolayısıyla orduları tekrardan kaldıracağız. Hatta şurada bina kurabiliyorduk değil mi biz? E, aynen öyle. Biz şu binayı bir kuralım. Lock bu. Aynen öyle. Belki işimizi görür. Bu arada uh, uh, güçleri bayağı fazla ama bence bizim ordumuza dayanamazlar gibime geliyor. Bizans'ın üstüne gidelim. Hatta acaba diyorum biz mi kendimizi koysak? Çünkü bizim de aslında askeriyemiz hiç fena değil. Şöyle Master of Arms gayet iyidir. Hatta şöyle kendisini koyalım. Çok güzel. Şöyle bir tane de koruma ekledik. Savaşa çok bir katkımız olamadı diyeceğim ama yaparız ya. Şuraları yapabiliriz. Burada hatta sanırım bir maceracı kampı bile var. Şu an savaşa katkımız evet. %39'luk bir katkımız varmış. Ben buraya bir kuşatayım. Hanımın orduları nerede? Çok ilginç. Hah geliyorlar. Buradaki kaleyi kuşatabilirsek belki ama ordular sanırım buradaki or kapı veya Kalos Limeni tekrardan almaya çalışabilirler. Bence ordumuzu buraya çekelim. Gayet iyi olur. Evet. Yok ediyoruz. Yani şu an Bozkır'dayız değil mi? Bozkır'da mıyız? Ha yok bataklık alanları ama savunma avantajımız çok yüksek. Hatta duralım. Süleyman ölmeseydi iyiydi ya bu savaştan önce ama. Bayağı bir para alırdık. Aynen öyle. Esnek lider özelliğini elde ettik. Bu arada bizim bu binamız kuruldu mu? Kurulmuş değil mi? Harika. Lock kurduk. Seni getirdim. Eşimi getirdim. Yatkınlığı ortalama diyor. Belki bundan sonra bizzat kendi ordumuza yaptığımız çarpışmalarda biraz para, ganimet, prestij, dindarlık elde ederiz. Burayı komple alacağız o zaman. Çok güzel. Hedefi gayet de kontrol ediyoruz. Bizans ordusu buraları kuşatıyor. Biz Bakmut'a gidelim. Hatta elimizde yeterince erzak vardı değil mi? Şunları doldurabiliyor muyuz? Belki şöyle bir. Yok. Bakın şu an biz bu hanıma karşı, düşmana karşı savaştık. Daha doğrusu bayağı da bir Bizans İmparatorluğu'na karşı katkıda bulunduk. Kendisi şu an bize toprak verecek. Daha doğrusu toprak vermeyi teklif ediyor. Bunun karşılığında biz bu savaştan çekileceğiz. Yani Bizans'ı yalnız bırakacağız ama artık bu kişinin bir vasalı olacağız. Bu yüzden de eğer topraksız bir kişiye kendisi toprak verirse 400 meşruiyet kaybedecek, sıfıra inecek ve tabi aynı zamanda aç gözü olduğu için de stres kazanacak. Şu an zaten yeterince düşük, başı belada gibi. i̇yi ee, yok, teşekkürler. Savaşta bayağı bir katkıda bulunduk. Bizim, aa inanmıyorum. Bizim kuşatma silahımız yoktu değil mi? Biz o yüzden mi zorlanıyoruz. Fena değil, kendisi yani atlı sayılır bir askeri komutan olacak sanırım. Eğer bizim bir çocuğumuz olursa o ön plana geçer. Hatta belki biz eşimizi biraz baştan çıkarabilirsek. Kendisi de hatta neredeyse aynı özelliklere sahibiz. Öfkeliyiz, sabırlıyız, hırslıyız. Kendisi de öfkeli, sabırlı ve hırslı aynı zamanda obur. Esasında ruh eşimiz de olabilir yani. Çok fazla ortak noktamız var. Kuşatma silahımızda olmaması biraz sıkıntılı. Kuşatma silahımız olsaydı bu burada görmüş olduğunuz kabile yerleşkilerini çok hızlı bir şekilde kuşatabilirdik. %95. Çok güzel. Düşman ordusu yakınlarda değil. Bir kontluk daha kuşatırsak bu iş bizimdir. Kendisinin ordusu nerede? Yani 12 bin kişilik bir ordu var ve bize karşı koymuyor. Burada mı yoksa? Ha yok burada köylü ayaklanması varmış ha. Bir müttefik daha geldi. Yani a a geliyorlar. Amile miyiz? Peki. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Roma İmparatorluğu İskit'i ufak ufak ele geçiriyor. Şu askerleri hatta bir saniye bizi yapabiliyorsak şöyle bir tane de onajer alalım. Değil mi? Seni arttıramıyorduk ama olsun. Hiç problem değil. Şimdi tabii Süleyman öldü. Süleyman hayattayken biz bu kontratı aldık. Süleyman'ın daha erkenden öleceğini bilseydim almazdım. Daha sonra alırdım. Canan olarak alırdım. Ancak Bizans İmparatoru bizden son derece hoşlanıyor. Kendisinden ne yazık ki bir talepte bulunamıyoruz. Fakat şurada kontratları ufak ufak bir deneyelim. Bizim aşkımız oldu. Mükemmel. Yunanca bildiğimiz için de yolumuzu bulabiliyoruz. Yeni bir bina daha kurabiliriz. Biraz paraya ihtiyacımız var sanki. Kendisinden para isteyebiliriz. Hmm. Sen kimsin? Biraz para aldık. 41 altın. Bunu şöyle arttırdık ve erzaklarla askerleri doldurduk. E şu an erzağımız kalmadı bu arada. Heh, mükemmel. E gidelim kontrat bakalım. Diplomasi kontratı var. Harika. Şu erzakları acaba çalabiliyor muyuz? Çok merak ediyorum. Ha, yok çalamadık. Şöyle biraz hikaye dinleyelim. Olabilir. Ampa gidelim. Evet burada diplomasi kontratları var. Bir gidelim alalım bunları. Bu sefer süreyi biraz azaltalım. Bence hallederiz çünkü diplomasimiz gayet iyi. Süreleri bayağı azaltırsak avantaj anahtarlarından halledebiliriz gibi. Görmüş olduğunuz gibi 10 gün falan sürüyor bir faz. Umarım bocalamayız. Kendi adını mı verdi? Aklımda başka bir şey var aslında. Çağrı olabilir. Söbük. Söbük de mümkün. Yinal. Hmm. Timurtaş. Söbük. Cüneyt. Bahadır olsun ya. Bahadır kutalmış oldu. Gayet güzel. Amcamızla evlendirmek istiyor. Sen kimsin? Habibi Emirli. Ayda. Bir dakika sen vasalı mısın? Yok. Ama sen bela bir yerdesin hocam. Kusura bakma. 20 anahtara ulaşabildik. %68 şansla bakalım deneyeceğiz. Hmm, başarısız olduk evet. Yani acele etmeseydik eğer. Dengeli ya da güce odaklansaydık plan gücüne. Aynen dengeli gidelim bence. Cık. Dengeli gitmekte fayda var. Sen ne suç işledin? Bana karşı plan yapıyormuş. Ben seni affedeceğim. Tamam. Affettim seni. Bir diplomasi açıldı gayet güzel. İnanmıyorum. Ooo. Böyle bir olay var arkadaşlar. Alexios Komnenos şu an istila altında Yardımcı olayım mı kendisine Kanzilere karşı bilmiyorum kazanabilir miyiz ama Kendisinin ordusu büyük çünkü Çok fazla mübarizunu var Ben yani yeterince yardımcı oldum bilmiyorum Bence burayı alabiliriz ya Yani daha doğrusu Kanzilerden sonra bunların imparatorluğu dağılır Evet evet bence alırız Sonrasında bir istila savaşı açabiliriz buraya Hoppa köpeğimiz kedimizi mi öldürdü Iıh. Kötü oldu. Burada da bizim hanemizden. Bizim hanedanımızdan daha doğrusu. Savaşı kazanıyor. Savaşı kazanıyor. Mükemmel. Ee, Gürcistan Krallığı komple yok olacak. Ah be. Alexios Komnenos'a yardım ettik o kadar ama şimdi Anadolu'yu kaybediyor ya. Neyse. Ben belki sonra alırım orayı. Bir rakibimiz ölmüş. Peki. Güzel. Bence bu planı şimdi bitirebiliriz. Ve başarılı. Elimize erzak da geçti. Entrikamız ne alemde? <laughs> Ortalama. Biraz şöyle kontratlara bakınalım. Askeriyemiz fena değildi sanki. Değil mi? Aynen. Mareşal görevlileri alalım. Baya bir erzak elde ettik. Çalabileceğimiz bir şeyler var mı? Aynen. Biraz pazarlık edip daha fazla para isteyebiliriz. Aynen öyle. Şunu satacağım. Bu hiçbir iş mi yaramaz? Burada görmüş olduğunuz. Sattım. Elime iyi para geçti. Bir gidelim bakalım. Evet. Plan gücü bayağı yüksek. Bizim kültürümüz şehir planlamacılığını keşfetmiş bu arada. Hala kabile devrinde. Burada görmüş olduğunuz gibi açılmamış şeyler var. Cihat he peki öyle olsun. <laughs> Çadırımıza kurt mu girmiş? Bize kurt anne mi diyecekler bu yüzden. Güzel. Bunu seçersek %92 ihtimalle kurtları öldürürüz ve... Kurt öldüren lakabını alıyoruz. Peki. Bizim zaten bir tane evcil köpek özelliğimiz var. Aynen. <laughs> Öldürdük. Askeriyemizin yüksek olması iyi. Biraz plan yavaş işliyor ama. Gayet güzel. Çok iyi. Bir kızımız ve bir oğlumuz var. Bence planı artık bitirebiliriz. Çok güzel. Şimdi buraya gidebiliriz. Evet kanziller yeni krallıklarını aldılar arkadaşlar. Ben kendisine şöyle hatta Krallık olarak açamıyorum değil mi? Ne bu kötü oldu. Ama şöyle düklük olarak açabilirim sanki. Anatolia düklüğü. Ha buradakiler. Hmm, benim vasallarım mı olacak? Bir bakalım. Düklük savaşı açarsak. Mesela diyelim Anadolu düklüğünü almak istersek. Hmm, bağımsız kalıyorlar sanırım. Hmm. Evet kötü görüşleri var çünkü. Olumlu çok görüşleri yok. Bakalım. Belki patlarlar. Biz de buraları almaya çalışırız. Yani Alexios biraz yamuldu sanki ama. <laughs> Elimize baya bir erzak geçti. Burada bir köylü isyanı varmış. Asker desteği verelim mi? Yok kabul etmeyecek. Neden? İlgilenmiyor mu? Oğlum askerin yok yalan. Ne demek ilgilenmiyor? Paranaz diye mi böyle diyor. Kesin öyle. Çok ilginç ya. Yani bu köylü isyanları ne yazık ki yenemeyecek. Sayıları çok fazla ve yardıma ihtiyacı var. Kabul etmeyecek diyor. Oğlum sen mal mısın? embesil misin bak? Çok ilginç ya. Ve yine hamile kaldık. Sağlığımız iyi, yaşımız ileri değil. Genciz. Yaparız bir şeyler. İyi, senden güzel savaşçı olur ha. Selçuklu İmparatorluğu dağılıyor mu? Of, çok kötü. Bağımsızlık savaşı, dağılma savaşını belki kazanıyor gibiler ama. Burada hak iddia savaşı var, eyvah. Yusinos, gel gel, iyi olur. Bu arada biz buraları doldurmamışız, eyvah. Ben unuttum buraları. Bir askeriye yetenek puanı kazanmışız. Bu bizim işimizi görür sanki. Hıh. Aynen öyle. Bir kızımız daha oldu. %97. 10 avantaj kullanarak %107 şeklinde. Yaptık. Harika. Elimize baya bir para geçti. Kontrat bakalım. Taşıma kontratı diyor. Olur. Erzakları belki bir deneriz. Hıh. Baya bir erzak geçti elimize. Biraz hikaye dinleyelim. Stres kaybedebiliriz. İşe alabileceğimiz kişiler var mı? Şöyle yetenekli. Hıh. Belki Meryem işimize yarayabilir entrika konusunda, bu planları ilerletme konusunda. Hiç fena olmaz. Sen kimsin? Sen de bayağı işe yarayabilirsin aslında ama yok. Tamam problem değil ya. Bence bu kadar iyi. Tamam şu taşıma kontratlarını bir alalım bakalım. Turgay'a mı gidiyoruz? Taşınabilir ikon. Ee, çok fazla be. Peki öncelikle şöyle bir tekne alsak bayağı bir azalttık. Koruma falan koysak. Burada daha tehlikesi var. Acaba diyeyim yolu şöyle Burada bozkır tehlikesi. Hmm. Azaltıyor gibiyiz sanki burada. Yine dönerken şöyle dönsek. Sonra yolumuzu... Baya bir tehlike varmış yolda. Öf! Azov denizine girsek. Hı? Azov körfezine. Şöyle yapsak. Tehlike baya bir azalıyor. Şuraya gelsek. Burada tehlikeler biraz artıyor gibi sanki. Şöyle dönerken şöyle yapsak. Sonra şöyle denizden dönsek. Evet. Elimizden geldiğince azalttık. Umarım başımıza bir... Sorun gelmez. Güzel gayet iyi. Askeriyemizi arttırıyoruz. Bu şekilde askeriyi arttırarak aynı zamanda amcamız ölmüş. Amcamız devlet. Vefat etmiş. Bir battık. Aa, amcam tabutta. Askeriyemizi arttırarak seyahat güvenliğimizi de yükseltiyoruz. Sen iyi bir savaşçısın. Olur. Yine hamile kaldık. Yok mezarları falan yağmalamayalım bence. Hiç gerek yok ona. Gayet güzel. Biri geldi. Sağlığı kötü diyor. Olur olur gel. Seni eğitiriz belki. Arkadaşımız Rahşan ölmüş. Eşimizin annesi. Neyse stresimizi azaltırız ya. Bir oğlumuz daha oldu. Mükemmel. E şöyle evlendirsek ya biriyle he. Ne dersin? Hadi bak şöyle evlendirdik. Hıh şu işe bak. Mesela Kutsal savaş açıyor. Sağlığın ne durumda iyi diyor. Ama bilmiyorum. Bizans baya bir borca girecek eğer bu savaşı kaybederse. 4371 altın. Uf, çok fazla. Nereye gidiyoruz ya? Claudio Poris. Sinj neresi burası? Ha Hırvatistan. Olur. Şu atlayalım birini. Bence komple denizden gidelim ya. Gerçi bir dakika. Ha buradan gidiyoruz. E bir tehlike yok şu an. Değil mi? Güzel. Bir tehlike yok. Dönerken mesela şuraya uğrarsak daha tehlikesi var diyor ama şansı azmış. Olur. Uğrarız. Poligirosa uğrarız. Buraları da ufaktan ziyaret etmiş oluruz. Yetenek puanı kazanabiliriz belki. Bakalım. Para aldık. Azıcık da olsa. Ha çok iyi. Tamam iyileştirdik kendisini. Bizim oğlumuz olmadı. Yani oğlumuz olmasaydı belki. Çocuğumuz olmasaydı kendisini evlat edinebilirdik. Şimdi de idareden arttırıldı. Gayet güzel. Bunu seçtik. Kampımızı geliştirirken de daha az altın ödeyeceğiz. Kaybetti değil mi? Öf. Çok kötü borca girdi be. Bu adam da çok fazla para kazandı. Şimdi buraya almaya çalışacak. Uf. Selçuklular dağılıyor arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bana <laughs> ay ay. şöyle bir krallık savaşı. İşte burası için Anadolu Krallığı'nı oluşturmadın. Açamıyoruz anasını satayım. Belki Mirdasiler için açabiliriz. Düklük savaşı. Şöyle Halib'i alırız. Bakalım. Gürcistan da yok olmuş. Şöyle para isteyeceğiz insanlardan. Biraz para dileneceğiz. Hatta dur senden erzak alayım. Tamam iyi olur. Kampı biraz şöyle geliştirelim. Şöyle koyabiliyorsak başka bir şey koyarız. Şöyle buraya bir bina yapabiliriz. Bu iki çocuğum daha oldu. Bunlar ikiz herhalde değil mi? Evet. İlgazi ve Dünya. Vay be. Şu baggage train de açılabilir. Bence bundan gidelim. Daha iyi olur. Gayet güzel. Katılmak ister misin bize? Evet katıldı. Şöyle evlendirelim mi? Nasıl olur? Bence güzel olur. Evlendirdik. Bagaj treni açılmış. Buraya ekleyebileceğimiz başka şeyler var mı? Bu arada bizim elimizde... Aa evet biri varmış. Sen yani sallanmıyoruz mu? Hadi din değiştirmeni isteyelim. Sen çık hadi. Buraya gidelim. Burada bir şeyler bulabiliriz belki. Şöyle ek bina olarak ne yapabileceğimize bir bakalım. Dengeli gidelim ha. Aynen öyle. Şunu koyduk şöyle. Lan'a adam eklemedik sanırım. Ekleyelim. Bunları kesinlikle unutmayalım. Aynen öyle. Bizans'ta hiç savaş mı çıktı? Yardımcı oluruz belki. Ama parası da yok anasını satayım. Cesur oldu oğlumuz. Mükemmel. Bence şu an bitirebiliriz. Çok güzel. Şu mancınıkları şöyle arttıralım. Hatta şöyle dolduralım bunları. Mükemmel. Şimdi Alexios'a bakalım. Durumu nasıl? Yani yok para vermeyecek. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Kendisine katılacağım. Bu özgürlük savaşı için rehinelerden veya da çarpışmalardan bir şeyler kazanabiliriz bence. Öncelikle şu kişilere bir bakalım. Şöyle ekledik. Bu görevleri getirdiğimiz zaman hiçbir şekilde para harcamıyoruz. Master of Spoils güzel. Ganimet ustası. Savaşı kaybedeceğiz diyor ama. Hadi seni getirdik ya. Gayet güzel. Şöhret seviyemize göre diplomasi, askeriye ve idare artıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi çarpışmalardan para kazanıyoruz. Ben bunları şöyle arttırabilirim mesela. Çarpışacak mı ben ne inanmıyorum ya. Acaba kendim başa geçirsem gerçekten kötü mü olur? Yo gayet iyi. Evet 63 altın kazandık arkadaşlar. Mükemmel çarpışarak para kazanıyoruz şu an. Görmüş olduğunuz gibi. Bu yetiştirdiğimiz çocuk da büyüdü. Gayet iyi bir şövalye oldu. Bize katılmak ister misin? Gel gel. İşimize yararsın gel. Avcı olarak. Aa güzel bak. Avcı başı olarak koyduk seni. Çocuğumu eğitmek ister misin? Mesela bak gel şu çocuğu eğit. Tamam. Harika. Düşman orduları bana giriyor böyle. Yani kafa atıyorlar. Ben de kıyma makinesi gibi çözüyorum onları. Para kazanıyorum. Şu an mükemmel bir <laughs> döngü içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi bir çarpışma daha oldu. Biraz daha para kazandım. Bunları kuruyorum böyle. Mükemmel bir şekilde güçleniyorum. Yani hiçbir şövalyemin de başına bir şey gelmiyor. Ordu çok güçlü. Alexios'un bana para vermesine gerek yok. Ben paramı kazandım savaşta çünkü. Erzak olur ver. Para olur. Para alırım. Alırım alırım. Paranızı alırım. Aa şu işe bak. Mağribe saldırıyor bu sefer. Vay be. Bu adam ölünce ama yani ülkeye çok ciddi sıkıntılar yaşanacak. Ölmesini bekliyorum ben. Ama bilmiyorum artık ne zaman ölür. Çünkü sağlığı iyi gösteriyor. Yardıma ihtiyacım var mı? Hı? Mesela ben buradan bayağı para kazanabilir gibiyim. Bakalım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Ben bir birlik daha ekleyebilirim bence. Şöyle bir düşman ordularına bakalım. Ellerinde ne var? Ha, Hafif süvari. Süvari. O zaman şöyle bir sette ne olur ne olmaz diye kargılı ekleyebiliriz. Son bunları böyle doldururuz. Erzakla. Ben ordularımı böyle kaldırırım. Sonra yardıma gideriz. Şu an kime karşı? Buraya karşı. Yani karşı çarpışıyoruz. Çok güzel. Başkent de burada. Oo, acele etmemiz lazım. Bu düşman ordusu mu? Evet. Başkenti kuşatıyorlar ama oo. Bence bunları parçalarız. Bizim müttefikin ordusu da burada. Niye mi savaş var? Oha be. Yuh. Ser İznik krallığı için olacak? Gerçi bu bir dakika, bu benim, bu, yani bu Kanzi belki de bana iyilik yapıyor. Buralar patlayacak mı yoksa ben böyle tek tek fethedebilirim. Güzel, güzel iyi olur. Bakalım, bence bu orduyu indiririz ya. Biraz zorlandık gibi ama bilmiyorum. Eşime şöyle verebileceğim bir kılıç falan yok, değil mi? Hı. Hatta dur bir dakika, eşim savaşta sıkıntı yaşamasın diye, şunu şöyle tamir ettim. Şunu eşime vereyim. İki dövüş getir. Yani evet, biraz zorlanıyor gibiyiz ama. Mükemmel. Para kazanıyoruz. Bol bol para kazanıyoruz. Şunları şöyle tamir edebiliriz. Şu Horasan ordusuna eğer girersem savaşı ben kazanırım. Bilmiyorum yapabilir miyiz ama. Evet yapamadık. Evet bir kişi öldü arkadaşlar. Yapabiliyorsak belki orduları öf. Böyle ha, iyi destekledik biraz. Orduları da çok fazlaymış ha. Belki şöyle annazileri kuşatırsak. Sen burada mısın yoksa... Aa yok ordunun başındasın. Ha güzel bakın böyle. Evet erzaklarla doldurduk baya orduyu. Bizans'ta durum ne? Çok kötü. Yani Alexios'um da ölüyor. Sen bu sefer kime savaş açıyorsun? Arabis bakın <laughs> Selçuklu'ya savaş açtı bu sefer Kanzi. Ee, yaş, Moğollarla bir kapışsa bu. Bakalım. Alexios'u o kadar kurtardık ama mutlu bir sona erişmedi sanırım. Hı. Başkentini mi kuşattılar lan yine? Bu arada benim o Evet bir hekimim yokmuş. Ah, ee, bir ordu geliyor. Bence yok ederiz bunları. Evet bayağı bir yok ettik. Bakalım şimdi ne olacak. Evet. Çerez. 497 altın arkadaşlar. Kampım nerede? Ben şu kampımı mümkün mertebe bir geliştireyim ya. Şöyle çadırı aynen arttıralım. Güzel. Ben Orduyu şöyle başka bir komutana aktarayım. Bahadır hırslı oldu. Dedesine benziyor biraz. Şöyle biraz kaynak toplayalım ya. Hiç fena değil. Şöyle abilerden biraz erzak alayım. Erzak lazım. Az da olsa. Aynen öyle. Para hiç problem değil artık şu noktada. Savaşa savaşa. Avgust olduk. Mükemmel. Ve savaşı %100 kazandık. Harika. Para mı? Olur. Diplomasi kontratı yapılır. Satabileceğimiz iki kişi var sanırım. Aa bak gel gel sen gel. Senden iyi şövalye olur. Senden de iyi şövalye olur gel gel. İşime, aynen, işime yararsınız siz. Şövalyelerim 18 üzerinden 10. Ve hmm. diplomasi yüksek birine aynı. Ekimimiz yetiştirsin oğlumuzu. Şu kontratı hali hazırda bitirelim. Prestij kazandık. Erzak kazandık. Erzak verdi bize sadece herhalde ama olabilir. hastalık mı var bu arada? Eyvah. Bizans'ta da hastalık var. Ne zaman gelmiş? Hasta olan kişiler yoktu. Ben şu kampı bir taşıyacağım. Şu tarafa bir taşıyayım kampı. Eyvah oğlum. Ölme. Ölme sakın ölme. Buraya da mı hastalık geldi? Of of. Alexios'un çıbanı. Kavala'ya gidelim o zaman ya. İnsanların ölmesini istemiyorum. Ben. Olan iyileş olan lütfen. Şu kampı belki biraz berber çadırı. Oh iyileşti çok şükür. Diğer çocuklarımız hasta ama. İlgazi öldü. Hastalık bonusları da karşı koyuyor ama. Bakalım. Şu an Serez'deyiz. Hastalıklı bölgeden kaçtık. Kontrat montrat bakalım bir şeyler. Diplomasi kontratları falan filan. Olabilir yaparız. Erzak bulalım. Evet, bayağı bir erzak geldi elimize. Burada yetenekli insanlar var mı bakalım. Hmm, güzel, fena değil. Konstantin'e, Entrikacı bu var. Sofya. Çok da para alıyorlar ama olur olur gel. Planlarda işimize yararsın. Burada sağlam diplomasi kontratları varmış. Senin suratın mı daldı ya? Savaşta falan daldı herhalde. 15 sene boyunca plan başlangıç şansı %15 daha artacak. Bu güzel. İyi olur. Sonra Teselya'ya gideriz. Aa önden paramızı alabiliyor muymuşuz? Çok iyi. Böyle bir event geldi. Diplomasimizi kullanarak bize önden 277 altın veriyormuş. Çok iyi. E ben bunu kullanırım o zaman. Kampımızı geliştirmeye devam. Diplomasi puanı açılmış. Hmm. 97. %97 şansa bence bitiririz bunu. Ayrıca para aldık. Mükemmel. Erzak mı veriyor sadece? Önden belki ayrıca para da alırız ajanlarımızı ekledik. Gayet güzel. Bizans'ta durumlar nasıl? Ulan yine mi? Bu sefer de Pontus'u alıyor ha. Aa, bizim istediğimiz bölgeleri alıyor. Çok iyi değil mi? Biri benim kocamı öldürmek istiyor. Biraz daha beklersek aynen %92 şanslı başarıyla tamamladık. Bize erzak verdi sadece. Olsun. Ordusu da çok fazla be. İmparadora değil mi? Yardım lazım mı diye. Pontus için. Burada düşman orduları var. Yani Eyyubiler yerine Kanzilleri mi görüyoruz şu an? Harika ya. Şöyle bir ordu daha eklersek belki. Yani şunu arttırabiliriz. Çok fazla kaynak tüketiyoruz gerçi bunun içinde ama. Şöyle biraz dibini sıyıralım. Güzel. Kampı şöyle bir taşıyalım. Kontratlara bakalım bir şeyler var mı? Ha, suç kontratı. <laughs> Yanlış bastık. Kötü oldu. Bu sefer hızı arttıralım bakalım. Yapabilecek miyiz bir şeyler? 156 şans var. %66'ya tamamlarız. Ve başardık. Şu Bizans'ın savaşına katılacağım ya. Arkadaşımız oldu. Ay yok kaybettik. Tüh. Şöyle bir şey yapsam bunun için. Krallık savaşı. Bu krallıkların oluşması mı lazım? İşte bu kötü. Ama şöyle mesela ne bileyim düklük savaşı belki açılabilir. Değil mi? Aynen. Buralara şöyle Armeniyak. Haldiye için özellikle. Buralar bizim topraklarımız oluyormuş ama şu an çok güçlü. Kendisi zaten sağlığı düşük. Dolayısıyla tutturdum kendisini. Ölür ölmez. İçerideki krallıklar çocuklara dağılacak. Çok güçsüz bir imparatorluk olacak ve isyanlar başlayacak bir anda. Bu da bizim şansımız olur. Hmm vergi toplama. Bir bakalım vergi toplayabiliriz sanki. Senin idaren nasıl? Hmm. Güzel. Şöyle bir görev var. Tekrardan bir gidelim bakalım. Alexios da imparatorluğun başına geçti ama toprakların yarısını kaybetti be. He, yukarıları aldı ama <laughs> Anadolu'yu kaybetti ya. Kanziler bizim yapamadığımızı yaptılar. Oğlumuz büyümüş. Şöyle evlendirsek kendisiyle, Heh, güzel olur. İyi olur. Güzel bir hanımefendiyle evlendirdik. Planı bitirebiliriz. Ve başardık. Bir tane daha ekleyebileceğimiz acaba var mı bir bakalım. Şöyle bir set daha hafif süvari olabilir. Sonra belki bunu kaynaklarla doldururuz bakalım. Aynen doldurduk. Şöyle İstanbul'a gidelim. Kontrat arayalım yine. Burada mı? Heh. Şöyle yetenek ararız. Bir de şöyle ekleriz. Güzel. Şöyle süreleri azaltırız iyice. Çok güzel. Biraz plan uzun sürecek gibi ama bakalım. Ben savaşım mı var? Aa belki buna yardımcı olabilir mi? Açık kalan bir... Aa Master of Arms. Güzel. Seni aldık. Orada hanedanın başı biz miyiz? Güzel. Bak şöyle savaşçı. Aynen şöyle. Beşinci seviye savaşçı özelliğini alıyoruz. Bu hanedan da açılması daha mümkün olur. Çok güzel. Arkadaşımız Alexios öldü. Başa kim geçti bakalım. Orano sahnesi. Yani takdir edilir biri belki bilmiyorum. Evet. Kanzilerin imparatoru öldü arkadaşlar. Başta bir idareci var. Savaşta başlıyor ama. Oh isyan yakındır bence. Çünkü bakalım en güçlü vasallar. Tabi bu hiç sevmiyor bakın Haşimiler. 4700 asker. İkinci güçlü vasal. Bu üç güçlü vasal toplansa çökertirler adamı yani. Plan bitmiyor. <laughs> Olur olur. Öğrenimimizi arttırdık değil mi? Bence bitirebiliriz ya. Çok vakit almayalım. %82 bence yaparız. Becerdik. Harika. Şu abinin kontratını alabilirim. Savaşına katıldık. %55 ile kazanıyor gerçi ama biz şu orduyu parçalarsak. Oğlum mu bu? Yok. <laughs> Yürü git. Toprak moprak istemiyorum senden. Biz şuraya almaya çalışıyorduk değil mi? Tamam. Bence oğlum halleder gibi. Bir bakalım. Hatta şu kılıcı aynen bizim oğlana verelim. Dövüş gücü artar. Umarım başına bir şey gelmez. Savaş katkım ne kadar? Yani 506, %7 katkı var ama orduyu yok ettik. Bayağı da para kazandık. 105 altın verdi. Çok teşekkürler. Evet, ordusunu yok ettik. Bu bizim tutsağımızmış. Parası kalmamış falan. Bakın gücü nasıl düştü. 21'den <laughs> 21 21.000'den 10'a düştü resmen. 10.000'e. 10 Hadi gidelim mat yarışına gidelim. İyi olur. Kampı belki geliştiririz ya. o esnada. Şöyle sağlık taraflarından bir gideriz belki. Bunu şöyle arttıralım. İyi olur. Kampınızı geliştirirken hiç elinizi korka kalıştırmayın. Faydaları size uzun vadede çok güzel geri dönüyor. Benim ordum burada kalmış ya. Heh. Kızımız büyüdü. Harika. Evlendirebileceğimiz hmm, birileri yok sanki ama. Hadi bak seninle evlendirdik. Güzel. Seni evlendirebilir miyiz? Şöyle. Aynen öyle. Kızlarımızı evlendiriyoruz valla. Ana soylu evlilik. Aa olur olur gel gel. Bunlar tarihi kişiler değil öyle rastgele geliyorlar ama. Özellikleri falan baya iyi. Bunları salalım. Seni sal Dur seni salmayalım. Sen bize lazımsın. Sen de bize yararsın sanki ha. Gel gel. Ama seni salayım mı? Kimi tutayım? Mavileri mi? Yeşiller mi? Kırmızıları mı? Hadi kırmızıları tutayım ya. Sen kırmızıda mıydın? Chris Ogonos iyidir bence. Buradan özelliklerine bakabiliyoruz. Sen nasılsın? Sen böylesin. Sen de böylesin. Gregorius iyidir bence. Dereceye girsin. 100 altın verelim. Yeter bence. Güzel. Bize, <laughs> Bize en üstlü hocadan yer ayırdı. Torunlarım doğuyor bu arada. Aa, hastalıklı doğmuşum. Sevilay belki daha iyi olabilir. Bilmiyorum. Yarış başlıyor. Gregorius kazanamadı mı? Aa kazandık galiba. Yok kazanamadık. Olur seninle ittifak yaptık. Şimdi bakın savaşlar açılıyor şu an. Buralar için savaşlar açılıyor. Kanziller iyice güç kaybedecek. Yani bu adam torunu için bir enkaz bıraktı. Ve biz de para kaybettik. Ay anasını satayım. Oh yıkılıyor bunlar. Çok kötü. of 43 bin. Şöyle kampı. Şöyle Bitinya taraflarına. Hadi şöyle İznik'e bir götürelim bakalım. Belki buralarda çok güzel kontratlar çıkar bilmiyorum. Burada Mirzi diye bir emirlik var. Kilik ya emirliği. Oh 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 oh. Belki biz bu topraklara çökeriz. Şu an Anadolu'ya geçiş yaptık. Bir kontratlara bakalım. Bir konuda eğer yetenekliyseniz. Askeri olur, diplomasi olur. Hem plan gücünüz hem planı işleme hızınız da artıyor. Yani bir karakter olarak hangi konuda daha iyisiniz oraya odaklanın. Bakın biz burada aslında her konuda gayet iyiyiz. İyi, iyi, iyi. Mükemmel, mükemmel gibi. Şey Hasan. Altın versene bize aynı. Evet yüzde yüz. Gayet iyi. Bunu şöyle bir arttırdık. Şu an. Of. İznik için kutsal savaş açtı. Bakalım. Katılalım mı? Deniyorum şansımı. Altın ver abi sen bana aynı. İyi olur iyi olur. Şöyle bir dibini sıyıralım bakalım. Askerleri belki... Yok olmadı. Burada da köylü isyanı var. Eşim öldü mü? Lan rakibi öldürdü kesine. Ben de evlendim böyle. Evet biliyorum ama her türlü gönül yarası oluyor biraz. Ayda. Şimdi de bunlar başladı. Yani kuşatmalarla yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Ee, ne diyeyim? Kızım Ayşe, Özlem isminde bir torun verdi bana. Çok güzel. Burada kale seviyeleri düşük düşük. Tam bu düşük olanlara bir odaklanalım. Burada düşman ordusu mu var? Evet. Arapçı öğrendik. Mükemmel. 130 kuşatma silahı. Mükemmel. Aa bir düşman ordusu geliyor. Belki savaşarak. Evet. Bunlar kim? Olur. Sen Prigia'yı kuşat. Ben de şöyle şu taraflara falan bir gideyim bakayım. Sen orayı kuşatabiliyorsun değil mi? Garnizon nasıl yetiyor? Tam 400 asker. Hatta ben acaba şu orduyu ikiye mi bölsem? Orduyu ikiye böldüm. Bir kısmını da şöyle getirdim. Dejur yerleri kuşattığımız sürece bir sorun olmamalı. Bir düşman ordusu olsa da şöyle çarpışsak, savaş skorunu artırsak nasıl olur? Hı, güzel. Sen şöyle kenara geç. Eksik kalan bir... Ha varmış. Hadi gel seni koyduk şöyle göreve getirdik tamam. Hadi bakayım. Çok güzel. Hı, ittifak yaptığı kişi. Mükemmel ya. Sen bağımsız mı kaldın? Harikasın. Torunlarımı da eğitmeyi unutmayın. Hakkı bizde yani 8579. Savaşı biz götürürüz. Baya bize para verecek herhalde. Düşman ordusu yok ki ortada. Çarpışalım. Ne bakın patlamışlar. Gitti bu kadar. Hatta ben bunlara savaş da açabilirim. Böyle Mısır için falan belki. Ee, burada bir düşman ordusu var. Evet patladılar. Anatolikon. Ha çarpışacak mıyız? Güzel ne kadar? 4 altın. Fena değil. Para verdim mi? 55 altın. Neyse aldım buralar ha. Yine iyisin. Anatoli konu emirliği için şöyle bir savaş da açabilirim ha. Ha şunları salalım. İyi olur. Of iyi para geliyor buradan. Güzel güzel bayağı para geldi. Şunları şöyle arttırdık.